Merhaba gençler. Üçüncü ünitemizin son konusu olan sanat felsefesi kısmını da işleyerek üçüncü ünitemizi bitirmiş olalım. Sanat felsefesi yani estetik de diyoruz biz bu alanın adına. Sanatçının doğadaki varlığa kendisinden de bir şeyler katarak yeniden şekillendirip ortaya yeni bir ürün koyması, yeni bir ürün yaratmasıdır. Sanatçının etkinliği olarak da ortaya incelenen bir felsefe alanıdır ve insanın meydana getirdiği eserleri, sanat yapıtlarını ele alır ve sanatın ne olduğunu sorgulayan bir alandır sanat felsefesi. Estetikse güzelin ne olduğuna bakar, bunun bilgisine ulaşmaya çalışır ve estetik bağımsız bir felsefe disiplini haline getiren kişi de Baumgarten'dir. Alman filozof Baumgarten'dir. Estetik kelimesini ilk kez kullanan kişidir Baumgarten. Estetiği ama sanat felsefesinden ayırır. Sanattan daha doğrusu ayırır. Estetik daha genel bir kavramdır. Yani estetik hem doğadaki hem de sanattaki güzelliği konu edinirken sanat eseri sadece sanattaki yani insanlar tarafından yapılan güzelliği ortaya koyar ve bunları ele alır. Yani estetik daha kapsamlı, daha geniş bir alandır. Estetik şu sorulara cevap bulmaya çalışır. Güzellik nedir? Güzelliğin bir standardı var mıdır? Sanat eserinin doğayla ilişkisi nedir? Güzellik onu algılayan özneden bağımsız bir estetik değer midir? Ve objektif güzellik mümkün müdür? Sanat felsefesi ise sanata direkt atıfta bulunur. Sanat nedir? Sanatsal ifade nedir? Sanat eseri ne anlama gelir? Genel olarak sanatın tanımı nedir? Bir sanat eserini başarılı kılan özellikler nelerdir? Sanatlar nasıl sınıflandırılır? Yani estetik daha genel sorularla ilgilenirken sanat felsefesi biraz daha yani direkt sanata dair sorularla ilgilenir. Sanat felsefesinin temel kavramlarına baktığımızda estetik obje, sanatta konu olan nesne, obje dediği için nesne zaten sanatın konusu olan, sanatsa konu olarak geçen nesneye varlığa biz estetik obje diyoruz. Estetik sujede ki suje özneyi de hatırlarsanız sanatla ilgilenen kişi, sanattan anlayan kişi anlamına gelir. Estetik tavır sanatla uğraşan ve ondan anlayan kişinin sanat eserine karşı gösterdiği duruştur. Sanattan anlayan kişinin sanat eserinin karşısında takındığı tavıra biz estetik tavır diyoruz. Estetik haz estetik bir öznenin, estetik bir tavırla, estetik nesneye yaklaşarak, yaklaşması sonucunda duyduğu heyecan ve duyguya biz estetik haz diyoruz. Estetik yargı, öznenin, yani sujenin sanat eseri hakkında güzel ya da hoş gibi yargılarda bulunmasına biz estetik yargı diyoruz. Güzellik bir beğeni yargısıdır ve öznenin estetik nesneden hoşlanması ya da beğenmesi sonucunda ortaya çıkan duyguya biz güzellik diyoruz. Hoş, insanın duygularını okşayan güzelliktir. Zevk veren, beğenilen. Hani bazen güzel kelimesini kullanmak yerine hani biraz daha güzelin alt dalı gibi düşündüğümüzde hoşmuş kelimesini kullanırız. Yüce, büyük, ulu, ulvi, hayranlık uyandıran, ulaşılması zor olan anlamında. Hani yüce bir güzelliği vardı, ulaşılması imkansız bir güzellik anlamında kullanılan bir kelimedir. Sanat eseri, sanatçının yaratıcılık ve ustalık sonucunda ortaya çıkardığı eseri biz sanat eseri diyoruz. Sanat eseri olması için bir sanatçı tarafından ortaya koyulması gerekiyor. Biz bu sanat eserini ortaya koyan kişiye zaten sanatçı diyoruz. Taklit, sanatçının bir şeyi benzetme yoluyla eserine aktarması ve benzetme yoluyla aynı şeyi eserinde yansıtmasına biz taklit diyoruz. Estetiğin temel kavramlarından birisi sanattır. Sanat, insanın doğada hazır bulunan şeylerden farklı olarak sanatçının ürettiği şeylerdir. Sanat, insanın doğaya kattığı eserlerden bazılarına verilen genel bir addır. İşte bir tablo olur, bir heykel olur, bir maket olur. İnsanın doğada hazır bulmayarak kendisinin ürettiği şeylerdir. Sanat, estetik bir kaygı ile ortaya konan sanat eserlerini konu edinir. Sanat eserinde olması gereken bazı özellikler vardır. Mesela sanat eseri tek ve biricik olmalı.
Eğer bir eserden, aynı eserden 3-4 tane varsa biz ona sanat eseri demiyoruz. Mesela Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu bir tanedir. Ve biz onun kopyalarına sanat eseri demeyiz. İki, sanat eseri fayda amacı gütmemeli. Yani direkt bir para kazanayım ya da bunun karşılığında bir şey elde edeyim amacıyla yapılan şeylere sanat eseri demiyoruz. Sanat eserinde böyle bir direkt fayda amacı olmamalı. Üç, sanat eserinde öz ve biçim arasında uyum olmalı. Hani ne anlatmak istediği ve neyi anlattığı gibi düşünün. Öyle bir bağlantı kurun. Bu ikisi arasında bir uyum olması gerekiyor. Sanat eseri insan tarafından yaratılmalı. Eğer mesela bir ağaca biz sanat eseri demiyoruz. Çünkü insan tarafından yapılmadığı için sadece estetik bir tavırla yaklaşıyoruz biz ona. Sanat eseri tamamen insan tarafından üretilmiş bir ürün olarak ortaya konmalı. Yani bunlar sanat eserinin özellikleridir arkadaşlar. Bir soru çözelim. Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım adlı eseri Aşık Veysel olmasaydı varlığa gelemezdi. Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Sanat eseri biriciktir. Sanat eseri özneldir. Sanat eseri onu ortaya koyandan izler taşır. Farklı yaşantılar, farklı eserleri ortaya çıkarır. İnsanlık ortak bir estetik kaygıya sahiptir. Burada baktığımız zaman sanat eseri onu ortaya koyandan izler taşır. Ve sanat eseri özneldir. Yani B ve C şıkkı aslında birbirine benziyor gibi görünüyor ama cevabımız B şıkkı. Sanat eseri özneldir. Aşık Veysel olmasaydı, yani ona aittir. Uzun ince bir yoldayım adlı eseri de olmazdı. O kişiye ait olduğu için cevabımız B şıkkıdır, yani özneldir. Sanat eserlerinin, sanatın kuramları var. Sanatı taklit olarak görenler var, yaratma olarak görenler var ve oyun olarak görenler var. Mesela taklit olarak sanat nedir diye sorduğumuzda bu yaklaşıma göre sanatın doğanın taklidi, tamamen işte var olanların taklidi olduğunu savunan bir yaklaşımdır ve temsilcileri Platon ve Aristo'dur. Platon'u hepimiz hatırlıyoruz. İdealar evreni ve fenomenler evreni bir benzetmesi vardı Platon'un. Sanatın var olan gerçekliğin idealar evreninde olduğunu, güzelin gerçek güzelin idealar evreninde olduğunu ve sanatın da idealar evrenine benzediği oranda güzel ortaya koyabileceğinden bahsediyor. Evreni ikiye ayırıyordu biliyorsunuz. Bir fenomenler görünen evren, bir de idealar görünmeyen gerçek olan evren. Eğer gerçekte bir güzellik ortaya koymak istiyorsak idealar evrenini taklit etmeliyiz diyor. Şöyle bakalım, ona göre gerçek sanat eseri idealar dünyasındaki varlıkları taklit etmekle ortaya konulur. Platon'a göre sanat taklidin de taklididir. Çünkü idealar dünyasındaki varlıklar gerçek varlıklardır. Demek ki sanatçı görünen evrendeki güzeli değil de güzelin ideasını taklit etmelidir. Sanatçı güzel ideasını taklit edebildiği ölçüde eseri gerçek ve iyi bir sanat eseri sayılır. Yani Platon sanatın idealar evreninin taklidi olduğunu, yani taklitin de taklidi olduğunu savunuyor. Aristo'ya geldiğimiz zaman, Aristo biliyorsunuz iki evren anlayışına sahip değildir. Tek evren anlayışı vardır Aristo'nun. Ve Aristo sanatın bu dünyanın taklidi olduğunu söylüyor. Ve sanatçı sanat eserini oluştururken yoğun duygular yaşayarak ruhunu arındırır. Aristo'ya göre sanat doğadaki eksikliğin tamamlanmasıdır. Ancak o zaman sanat yapıtı değerli olacaktır ve bu dünyanın taklit edilmesidir der Aristo da sanat için. Sanat yaratmadır diyen bir düşünce tarzı vardır. Yaratma, yaratım olarak sanat nedir diye bakacak olduğumuzda bu yaklaşımın temsilcisi arkadaşlar Schelling'tir ya da ve aynı zamanda Krook'tur. Bu yaklaşıma göre sanatçı hiçbir zaman doğayı taklit etmez. Çünkü doğada mükemmellik yoktur. Mükemmelliği ancak sanatçı sanatında ortaya koyar. Gerçekte var olmayan fakat ideal olan bir şeydir mükemmellik. Bu dünyada tamamen yoktur ve sanatçının aklındadır. Sanatçı hayal gücünü, yaratıcı yanını kullanarak mükemmelliği ortaya koyarak sanat oluşturur. Bu yaklaşıma göre gerçek ve iyi bir sanat eseri sanatçının hayal gücünü kullanarak oluşturduğu eserdir. Krook da aynen bu şekilde sanat eserini oluştururken sanatçının kendi
hayal gücünü kullanarak sanatı ortaya koyması gerektiğini ve sanatın tamamen bir yaratma olduğunu söylüyor. Gelelim oyun olarak sanata geldiğimizde, bu yaklaşıma göre de sanatla oyun arasında bir benzerlik vardır. Her iki etkinlik de çıkar gözetmez. Her ikisi de gündelik sıkıntılardan uzaklaştırır insanları. Her ikisi de hayal dünyasına yönelmeye sebep olur. Ve bu dünya içinde insan mutlak olarak özgürdür. Bu yaklaşımın önemli temsilcisi şöllerdir ve insan oynadığı sürece insandır der şöller. Şöllere göre insan gerçek özgürlüğe ancak sanat yoluyla ulaşır. İnsan sanatla uğraşırken kendini zamandan koparılmış gibi hisseder. Oyun oynarken nasıl hani kendimizi dış dünyadan arındırıp hayal dünyamızdakilerle yeni şeyler ortaya koyuyorsak, aynı sanatta bir oyundur düşüncesinde de oyunla sanatı arasında benzerlik kuruyor. Biz insanlığımızın burada dış kuvvetlerin darbesine maruz kalmamış denecek kadar saf ve tam olarak ortaya çıktığını anlarız diyor Schöller. Ve oyun olarak sanatın savuncusudur. Bir soru çözelim. Sanatçı doğada hazır bulunan malzemeyi, duyguları, düşünceleri ve hayalleriyle yeniden oluşturur. Evrene yeni bir anlam katar. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ne diyor? Sanatçı doğada hazır bulunan malzemeyi, duyguları, düşünceleri ve hayalleriyle yeniden oluşturur diyor. Ve biz burada cevabımız A şıkkı, sanat yaratmadır. Hatırlarsanız yaratmada doğada mükemmellik yoktu. Mükemmelliği yaratan, yeniden oluşturan sanatçıydı. Yani sanatçı hazır bulunan malzemeye duygularını, düşüncelerini ve hayallerini katarak yeniden yeni bir şeyler oluşturarak evrene yeniden bir anlam katar düşüncesine hakimdir. Yani cevabımız A şıkkıdır gençler. Bir sorudan insan oynadığı sürece insandır diyerek sanatın oyun olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? İnsan oynadığı sürece insandır diyen kimdi? Schöller'di arkadaşlar. Sanat oyundur akımının da temsilcisidir. Yani cevabımız E şıkkıdır. Estetik bütün alanlardaki güzel ile ilgilenir. Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarından değildir? Taklit hatırlarsanız vardı estetiğin kavramlarından. Yüce de estetiğin kavramlarından. Güzel de. Erdem ahlaka ait bir kavramdır. Hoş da estetiğin kavramlarındandır. Cevabımız erdemdir arkadaşlar. Yani D şıkkıdır. Güzelliğin 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa diyen Aşık Veysel ile var olmak algılanmış olmaktır diyen Berkley'in görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinin vurgulanmasıdır? Güzelliğin 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa yani bana bağlı. Var olmak algılanmış olmaktır. Yani benim algılamama bağlı yine. Güzelliğin olmadığı A şıkkı değil. B varlığın olmadığı bu da değil. C asıl olanın nesne olduğu. D asıl olanın özne olduğu. Cevabımız D şıkkıdır gençler. Yani asıl olan öznedir. Özneye bağlıdır her şey. Güzellik özneye bağlı bir kavramdır.